yaş. Çok şükür. Ay başına geleceğim, gideceğiz hastaneye ama sen burada ilaçlarını ihmal etme, değil mi? Tamam kızım, tamam, kendine iyi bak. Hadi kalsın, sağlıcak mı sağlık? İyi günü. Hadi kızım, hadi Bahar, hadi. Geç arabaya. Anneciğim. Ne? Komşularımıza veda etmeyecek misin sen? Bunlara mı veda edeceğim? Kız hasretinizden çatlayın. Oh canıma değsin, konaklarda yaşıyorum. Sen kaşı. Nazarı değer bu çıyanların. Hakkınızı helal edin. Helal olsun. İlyas, hadi. Araba hazır Nurhan teyze. Diyelim mi? Sen nereye? Alp, affedersin çocuğum. Daha eşyanın indirilmesi var. Hem bahaneyle evinizi de görmüş olurdum. Ne münasebet Alp? Görmeyi ver. Görme yavrum. Hadi, hadi. Efsun'a da bir gözün aydın derdim. Hacet yok çocuğum. Ben söylerim senin yerine. Hadi. Bismillah. Allah. Selamünaleyküm. Sağ ol evladım. Ne demek İlyas amca? Hoşça kal. Çok ayıp oldu. Sonra çocuğu hamal gibi kullanıp... Aman bırak be. Teneke mahallesinin mahalle... Haddini bilecek herkes. Sağ ol Beyza'cığım, eline sağ ol. Afiyet olsun. O abime var ya, o abime aşk olsun. Bu kız yetmedi. Bak, bak kıza. Bir de böyle ailesinde kuyruk gibi peşine taktı, getiriyor. Bakalım daha kimleri saracak bizim kafamıza. Yalnız Sülüya bak bir şey söyleyeceğim. Ben bu konuda bayağı takdir ettim bu kızı ha. Yani böyle bir anda geldiği yeri unutmaması, işte geçmişine önem vermesi falan. Bayağı vefalı bir kızmış aslında. Fulya ne vefasından bahsediyorsun sen ya? Aa! Ya ben o kızın yüzünü gördüm, anladım. Böyle sinsi. Tamam mı? Para göz, çıkarcı. Ya böcek gibi sarıyorlar evimizi. Hülya'cığım, lütfen ama. Yani Efsun sonuçta Mehmet'in kızı. Ya böyle konuşma. Ya Fulya, ya gerçekten senin bu iyi niyetin beni öldürecek. Hayret ediyorum ben. Ya ikinize de hayret ediyorum. Ya anne bir şey yapsana, bir şey söylesene. Niye duruyorsun? Hülya. Gözümüzün önünde olmaları çok daha iyi. Selamünaleyküm kızım. Aa, ne işi var bunların burada?